Endeks grafiğimizdeki şablon durumumuzda bu bölgedeki dip durumundan sonra vermiş olduğu tepkisi hareketle beraber en önemli direnç noktasına doğru bir tepkisi hareket oluşturdu ve tabii o bölgenin üzerinde kapanış sağlayamadan geri çekilme durumu oluşmuş 5195 bölgesi. O bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp üst bölgedeki ikinci ve en önemli direnç noktası olan 5490 bölgesine kadar bir yükseliş yapma ihtimali olursa da 5495 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimali oluşturmadan bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketlerinin devam edeceği bir dönem oluştu. Bu dönem içerisinde tabii ki yukarı ve aşağıya tepkisel hareketlerin devamı gerçekleşebilir. Artık önemli olan durum tabii ki bu bölgede yarı yarıya stop noktası olarak şu bölgedeki dip nokta 4610 bölümü ve bu bölgedeki dip nokta olan 4430 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece ve yukarıda da 5495 üzerinde kalıcı kapanışlar veya bu bölgenin üzerine hacimli yükselişler başlamadığı sürece bu ara bölgedeki tepkisel hareketlerle beraber bir uzun dönem geçirme ihtimali oluşabilir. Bu dönem içerisindeki hareketlerde tabii ki aşağı bölümün stop bölümünün altına geçmediği sürece güç kazanma hareketli olarak devam eden bir süreç oluşturacak. Ara destek bölgemiz şu anda da bu bölgedeki destek bölgemiz çalışmış gördüğünüz gibi 4915 bölgesi. 4915 bölgesi 5495 bölgesi arasındaki süreç büyük ihtimalle bu haftada devam etme ihtimali oluşturacak ve 5495'e gelen tepkisel hareketler oluşursa da yukarıya yükselişlere başlama ihtimalini oluşturabileceği bir hafta oluşabilir. Bu durum tabii ki 5495 üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleşmediği sürece de geri çekilmeden tekrar oluşacağından dolayı bu ara dönemdeki süreç içerisinde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle tabii ki şu bölgedeki şu anda çalışan destek noktamız 4925 bölgesinin altına hacimli bir düşüşle oluşursa daha sonraki kanal desteği yani şu bölgedeki dip nokta 4725 bölgesi en önemli destek durumunu oluşturacak. O bölgenin altına geçişlerde başlarsa o zaman aşağıya doğru stop bölgesi ve kanal bölgesi destek durumlarını takip etmemiz gerekecek. O bölgelerin altına geçişlerden sonra da mutlaka stop yapmakta fayda var. Çünkü daha derin düzeltmelere doğru giden bir sürecin başlangıcı oluşma ihtimali halen daha devam ediyor. Bu dönem tabii ki sadece ve sadece bu bölgedeki 5495 üzerinde kalıcı kapanışlar olduktan sonra aşağıya düzeltme durumunun derinleşme ihtimali ortadan kalkabilir. Dolar grafiğinde bu bölümde gördüğünüz gibi tam kesişme noktamızdan sonra zirve bölgesi olarak belirlediğimiz bölgeye bir tepkisel hareket oluşmuş. 19-30 bölgesi şablon bölgemizin üst noktasına. Tabi o tepkisel hareketten sonra da aynı bölgede süreç devam ediyor. Tabi üstünde kapanışlar olmadığı sürece halen daha 19-15 bölgesi hedef konumu ve şablon bölgesinin üst noktası da test edildiği için bu bölgeden sonraki kanal bölgesine tepkisi hareketli olursa kanal bölgesi olan 1950'ye kadar dahi de tepkisel hareketler aynı burada olduğu gibi oluşabilir. ve Geri çekilmelerde de alt bölgelerdeki destekler olarak takip edeceğimiz yarı yarıya stop noktası olarak 1870 bölgesini kesin stop noktası olarak da 1845 bölgesine de geri dönüşlerde şuralarda olduğu gibi tepkisel hareketler oluşturabilir gözüküyor. ONS grafiğimizde belirlediğimiz 1950 hedefini bu bölgede gerçekleştikten sonra bir düzeltme durumu oluşturmuştu ve gördüğünüz gibi önce 1865 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı test etmişti. O bölgede tutunma çalışmalarını oluştursa da kanal desteğinde tutunduktan sonra en son gördüğünüz gibi belirlediğimiz kesin stop noktamız olan 1820 bölgesine kadar bir düzeltme durumunu oluşturmuş. Tabi oradan bir tepkisel hareket oluşsa da yukarıdaki yarı yarıya stop noktamız olan 1865 bölgesi şu an için en önemli direnç durumunu almış oldu. 1865 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse Şamlon bölgesinin üst noktasına ve hedef noktamız olan tekrar 1950 bölgesine doğru tepkisel hareketleri yapabilir. Üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 2000 hedefini gerçekleştiren bir süreci meydana getirecektir. Fakat burada tabii ki en önemli durum artık 1865 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine çıkış yapıp yapmayacağı olmuş oldu. O çıkışı sağlayamadığı sürece geri dönüşlerde aşağıya doğru düzeltmenin devam etme ihtimali ve 1820 bölgesindeki kesin stok noktamızın altına geçişler olursa da şablon bölgesinin alt noktası ve en önemli destek noktasını da test etmek isteyebilir. 1775 bölgesi. 1775 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürdürdüğü şablon durumunun devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ve 1865 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini arttırabilir olarak takip edebiliriz. Gümüş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumundaki 21.50 kesin stop noktasına kadar bir düzeltme durumu oluşturduğu 25 bölgesindeki hedef noktasına yaklaştıktan sonra ve tabii o düzeltmeden düzeltmeden sonra bu bölgede tutunma ihtimallerini değerlendirip vereceği tepkisi hareketlerde öncelikle 22.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktası olan direnç bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gereken bir şablon durumu oluşturdu. Ve tabi bu noktadan sonra 22.50 üzerinde kalıcı kapanışlar yaptıktan sonra 23.65 bölgesindeki şablon noktasının üst noktası da en önemli direnç noktasını oluşturmuş olduğu yukarı yükselişlerin devam edebilmesi için. Bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirip daha sonra tabii ki üst bölgelere yükselişleri sağlama ihtimalini oluşturmak için derin düzeltme durumunu oluşturmuş oldu. Bu bölgede güç kazanma hareketlerini sağlayıp 22 el üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri başlatma ihtimali oluşturur. 23-65 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağından dolayı 25 ve daha yukarıdaki 27-50 hedeflerine doğru gitme ihtimali ne artırabilir. Önemli olan artık kesin stop bölgesinin altına geçişlerin oluşup oluşturmayacağını takip etmemiz gerekiyor ve şablon bölgesinin en önemli destek noktası 2085 bölgesinin altına geçişlerde de daha derin düzeltmelerle karşılaşma ihtimalinin artacağını düşünmemiz gerekir. Brent grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 81 dolar bölgesi en önemli destek durumunu oluşturuyor demiştik. Gördüğünüz gibi tekrar o bölgeye yani kanal desteğine bir geri çekilme, yarı yarıya stop noktamız. O bölgede de tutunma hareketlerine devam ettirdiği sürece tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatabilir gözüküyor. Altına geçişlerde tehlikeli durumlar oluşturma ihtimali oluşacağından dolayı yarı yarıya stop olarak değerlendirip alt bölgedeki 75 dolar bölgesine kadar dahi oluşabilecek derin düzeltme ihtimali ve çift tip ihtimalinde karşılaşma durumu oluşacağından dolayı yarı yarıya stop yaptıktan sonra bu bölgede tutum hareketinden sonra da tekrar lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir veya 75 doların altına geçişlerde de mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Yukarı tekrar tepkisi hareketleri başlatma ihtimali olursa tabii ki bu bölgedeki 88-35 bölgesi şu an için en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı için de yukarı tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini arttıramadı. 88-35 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse bu bölgedeki en önemli direnç noktası olan 91.50'yi test etme ihtimalini oluşturabilir. 91.50 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yakın hedef bölgesi olan 100 dolara doğru yükselişleri devam ettirebilir. Euro dolar grafiğimizde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 1.06 bölgesine kadar bir cigar çekilme oluştu ve kanal desteğinde de bir tepkisel hareket cuma günü için oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu tepkisel hareketi artık yukarıya tekrar taşıyabilmesi için yükselişlerin devamında bu bölgedeki 1.0850 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölgenin üzerine geçişleri sağlarsa tekrar 1.10 bölgesindeki yapmış olduğu yakın zirve bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa yükseliş devamını getirme ihtimalini arttırabilir. Bu durum oluşmadığı sürece tabi bu ara bölge içerisinde yani 1.10 ve 1.05 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar da geri çekilmeler oluşabilir gözüküyor. Bu ara bölge içerisindeki güç kazanma hareketlerini devam ettirdiği sürece de yukarı yükselişlerini sürdürme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturacaktır. 1.10 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da hızlı yükselişlerle 1.15'e kadar olan yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir. Buradaki en önemli durum artık 1.05 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına hacimli düşüşün olmaması. Öyle bir düşüş durumu oluşursa tekrar geri çekilme ve hatta tekrar geri çekilerek dip nokta olan 0.95'e çift dip ihtimali oluşacak şablon durumunu dahi meydana getirme ihtimali oluşabilir. O yüzden 1.05 altındaki durumlar her zaman için tehlikeli boyutlar oluşturabilecek durum meydana getirebilir. Platin grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 950 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına kadar düzeltme durumunu oluşturmuştu. Fakat o bölgenin de altına geçtiğini ve kesin stop noktamız olan 885 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Tabi bu bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Daha sonraki şablon bölgesinin en önemli destek noktası olan 865 bölgesinin altına geçişler daha tehlikeli ve daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturabilir. Tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatıp 950 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse daha sonraki direnç noktası şablon bölgesinin önemli direnç noktasını oluşturan 1000 bölgesi gözüküyor. 1000 bölgesi üzerine kalıcı kapanışları oluşturabilirse tekrar yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini arttırabilir. Bu durumdan sonra 1000 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturmadığı sürece de bu ara bölge içerisindeki güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimali oluşmuş olmalı.

Bitcoin grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yukarıda 28.500 hedefine giden süreç içerisinde yukarı kanal belirlediğimiz bu kanal içerisinde sürecin devam ettiğini görüyoruz. Geri çekilme ve düzeltme durumları ve yeni zirvelerin oluşumunu sürdürmüş oldu gördüğünüz gibi. Ve bu yeni zirve durumundan sonra tabii ki üst bölge direnç durumunda 25.325 bölgesi direnç konumunu almış oldu. O bölge üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 28.500'e doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini de arttırmış oldu. Geri çekilmelerde kanal desteği çalışmış ve şu an içinde şu bölgedeki desteğin çalıştığını görüyoruz. 24.250. 24.250 kısa desteğimiz. O bölgenin altına geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturursa kanal desteği veya yarı yarıya stop bölgemiz olan 22.865 bölgesine kadar dahi geri çekilmeler oluşturabilir gözüküyor. Bu bölgedeki en önemli destek durumu tabii ki 22.865 bölgesi. Bu bölgenin altında geçişler olmadığı sürece tekrar yukarıda yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Süreci devam ettirme ihtimalinde de Süreci devam ettirme ihtimalinde tabii ki yeni zirve bölümünde de 27.500'e yaklaştıkça 28.500 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttıran bir görüntü devam edecektir. 22.865 bölgesinin altında geçişler tabii ki tehlikeli durumların, derin düzeltme durumlarının oluşacağına dair sinyaller verebilir. O yüzden 22.865 bölgesinden sonraki yakın destek bölgesi olarak 22.550 ve daha sonra da 21.600 bölgesini yani şu bölgedeki dip noktayı önemsememiz gerekecek. O bölgelerin altına geçişlerden sonra tabii ki tehlikenin başlama ihtimali artacak. 20.645 bölgesindeki kesin stop noktamızda en önemli destek noktasını oluşturmuş olacak. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de 28.500 hedefine giden sürecin devam ettiğini düşünebiliriz.